Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Sosyal bilgiler dersine devam ediyoruz ve yine aynı ünitedeyiz. Kültür ve miras. Yeni konumuz nedir hocam? Yeni konumuz kültürel değişim, kültürel süreklilik, kültürel etkileşim. Yani toplumda meydana gelen değişim, süreklilik ve etkileşim üzerinde duracağız bu videomuzda hocam. Evet, bakalım günlük yaşamdaki kültürümüze ait unsurlar geçmişten günümüze gelişerek, değişerek ve yenilenerek, yani bir etkileşim geçirerek sürekli bir devam halinde. Kültürler tabii ki birbirlerinden etkilenir. Hangi yollarla etkilenir? Ticaretle etkilenir, savaşlarla etkilenir, değil mi? En temelinde bunlar vardır kültürlerin birbirinden etkilenmesinin sebeplerinde. Ama günümüz dünyasında işte sinemayla vesaire etkilenebiliyor. Hani evet, zaman, günümüz dünyasında tabii ki. Sosyal medyayla etkileniyor. Sosyal medya çok ciddi etkili. Bir etken. İnternet çok etkili. Bir de dünyada artık bir dünya vatandaşı olma eğilimi var. Dolayısıyla bu kültürde de değişimler meydana geliyor bu anlamda. Evet. Bilgisayarların etkisiyle, internetin etkisiyle. Peki kültürel değişim nedir? Kültürel unsurların zamanla değişime uğraması sürecidir. Mesela kıyafetlerde yaşadığımız değişim. Eskiden Türk ailesi, Türk insanları, işte fes takanlar vardı. Bu şekilde bir kıyafet varken şimdi artık bu şekilde giyinmiyor kimse. Dünyanın her tarafında insanlar aynı giyiniyor artık aşağı yukarı. Evet, hemen hemen aynı. Çünkü bir moda denilen bir şey çıktı. Bir artık. Akım var. Evet, bir akım var. Ve moda aslında nasıl yönlendirirse insanların da kıyafetleri buna göre bir değişim gösteriyor. Kültürel... Ama erkek olarak biz genelde kot tişört giyiyoruz yıllardır. Evet. Biz muhtemelen önümüzdeki yüzyıl içerisinde aynı şeyi giyeriz ama bayanlar bu konuda biraz daha değişimleri ayak uydurmayı başarıyor. Mesela düğünlerde erkekler bir takım elbise giyinince günü kurtarıyorlar ama kadınlar öyle değil. Ama. Evet, her abime ayrı bir kıyafet. Kızı da öyle giymişlerler konusunda devam edelim. Kültürel süreklilik. Kültürel unsurların zaman içinde değişime uğramadan özelliğini koruması. Mesela bizim misafirperverlik özelliğimiz. Bu Orta Asya'da da aynıydı arkadaşlar. Anadolu'da da aynı. Yani Türkler ilk yaşadığı andan itibaren hep misafirperver özelliğini gösteriyor aslında. Hala evimize gelen misafire saygı göstermemiz ve onu ağırlama biçimimiz. Dur daha gitme, karpuz kesecek gibi. Güvendirmemiz illa, asla şişe evet. Şişe göndereceğiz ama. Değil aynen değil mi? İlla yemek kalmıştır yedirmeden. Kalmıştır midede bir şeyler deyip. Değil mi? Boşver kalmıştır deyip. Bu ağırlama biçimi. Kültürel etkileşim nedir mesela? Farklı milletlerin kültürel olarak birbirinden etkilenmeleri sürecidir. Yoğurt. Yoğurt, yoghurt gibi yok, isim İngilizce değiştiriyor. Evet, Türkler tarafından dünya mutfağına kazandırılan bir yiyeceğimizdir. Çok da faydalıdır yoğurt. Süt ve süt ürünleri çok çok faydalı. Peki, devam ediyorum. Geçmişten günümüze gündelik hayatımızdaki kültürel unsurların değişimi ve sürekliliğine örneklere biraz değinelim arkadaşlar. Mesela bazı insanlar Türkçe ve yabancı kelimeleri aynı cümle içinde kullanılıyor. Kullanıyorlar değil evet. mi? Mesela bunun örneğini verebilir miyiz? Hocam challenge yapalım mı? Bir challenge yapalım. Bir challenge yapalım değil, değil mi? Mi? Meydan okuma mesela. Bunu aha. Türkçe ile aynı şekilde kullanıyoruz. Tabii bu dilimize zarar veriyor mu? Biliyor veriyor tabii. Zaman içerisinde. Yine kültürümüz zaman içerisinde değişimlere uğrar dedik. Mesela geçmişte insanlar sadece haftanın belirli günlerinde mahalle pazarlarına gider. Ve o semt pazarlarında işte sıkı bir pazarlık yaparlar ve sıkışmaya çalışırlar. Domatesi seçe. 3-3,5'tan veriyordur. 3 lira olsun. 3 lira al hani ya da işte 2 kilosu 5 lira falan gibi böyle şey de yapılır. Ama şu anda pek maalesef AVM kültürünün yerleşmesiyle. Aynı zamanda bir de özellikle bu pandemi sürecinde internetten alışveriş yaygın. Yani eve getiren biliyorsunuz şeyler var, bazı firmalar falan var. Onlar da ciddi anlamda artmış oranlar. Yani evet. Milyon dolarlar, milyar dolarlardan bahsediyor. O pazar bayağı bir gelişti. Niye? Evet. Hani insanlar oturduğu yerden birkaç tuşla kapısına kadar getirtebiliyor. Aslında bu bizim kültürümüzün bir parçası değil ama yani tabii modernleşen dünyada gelişen teknolojilerle beraber bu da artık kaçınılmaz bir hale geliyor. Gelmiş durumda. Evet, kültürün değişime uğraması çok boyutludur. Mesela birçok sebebi var. Televizyon, internet, akıllı telefon gibi kitle iletişim araçlarının yaygın olarak kullanılması. Bu da kültürel etkileşimi hızlandırıyor tabii ki. Ne oluyor? Avrupa'da ya da Amerika'da gerçekleşen bir olay ya da bir ürün hemen biz ülkemizde anında görebiliyoruz. Anında dünyanın herhangi bir yerinde haberdar olup onunla... Tabii. İşte bir telefon cihazının çıkması ve kendi ülkemize getirmek için uğraş veriyoruz. Erkenden siparişini veriyoruz bir üst modelini alabilmek için. Kuyruklar oluşturuyoruz bunun gibi. Evet. Gibi. Telefon halk önemli. Oyunları. Telefon önemli. Telefon önemli. Halk oyunları. Eskiden zeybek, halay, horon, karşılama ve benzeri oyunlar oynanır. Şimdilerde artık modern dans Latin oynanıyor dans, değil mi? Mesela sağ bazı sağ uygulamalar çocuk. Var. Bakıyorum çocuklar ona videolar çekiyor. O uygulamanın ismini burada söylemeyeceğim.
Ama aslında mesela bizim nedir? Zeybek var, halayımız var, horonlarımız var. Bunların oynanması günümüzde kültürün devamlı açısından önemli arkadaşlar, evet, diyelim. Yine bir diğeri gelenekler. Bayramlarda aile büyüklerini ziyaret ederdik eskiden. Neler yapardık işte, konuşurduk bir hal onlarla, hal hatır sorardık. Gönül alırdık, evet, dua alırdık belki de. Değil mi? Büyüklerimizin ellerini öperdik, dedelerimizin, babaannelerimizin, anne babalarımızın. Ellerini öptüğümüzde bize işte para vermeleri ya da işte mendil. Sen sürekli o para işine takılmış durumdasın. Evet, çünkü. Ne kadar çok harçlık almışsın demek. Evet ya, çok özlediğim bir artık şeydir. Artık vermiyorlardır yani. Hayır, büyüdün diyorlar sen. Benden alıyorlar yeğenlerimi yani, de. Yani tabii canım. Elim öpüyor gidiyor artık vallahi paracıklar. 45'ine geldin, olacak. Vallahi devam edelim. 45 demeyelim de ona. Hı. Peki, günümüzde telefonda mesela konuşarak kutluyorlar, bayramınız kutlu olsun, ya da kısa mesaj atıyorlar. Ya da o günlerde bayram tatilini fırsat bilip hadi bir turizmin de yani etkisiyle tatile gidiyorlar. Biraz öyle anlaşılıyor aslında. Evet, tatillerden. Yine düğünler eskiden evlerin önünde ya da mahalle aralarında sokak düğünleri yapılırken şimdi bir salonda birkaç saatte sınırlandırılabiliyor. Ben bu sokak düğününü aslında hakikaten ben de karşıyım. Neden diyecek olursunuz? Çünkü hani kontrolsüz, çok kontrolsüz. Evet. Belli bir saatte bitmiyor. Ne bileyim hani özellikle bu en sinir bozucu tarafta bu havaya ateş açanlar, yani kendi sevincini başkasının üzüntüsü haline getirebilme ihtimalini göz önünde bulundurmayan insanlar. Yani insanların hastası olabilir, yaşlı çoğu çocuğu olabilir. Tabii ki. Yani bu anlamda bir yerlerde, bazı yerlerde yapılmasını daha uygun görüyorum ben şahsen. Kesinlikle. O zaten o silahla kutlama çok o çok tehlikeli, çok ayrı bir şey yani. Zaten. Onun tartışacak tarafı yok. Başlı başına, evet, yanlış bir şeydir arkadaşlar. O zaten kültürümüzde de yok yani arkadaşlar. Onu bilin. Mimari yapılar eskiden ahşap, taş veya kerpiçten böyle büyük ailelerin yaşayabileceği salonları varken şimdi çekirdek ailelere göre 2+1'ler, 3+1'ler. 50 metrekare 1+0. gibi onlar oluşturuldu. Hatta insanlar artık bireysel yaşamaya yöneldi. Evet. O eğilimde. Hani aileden 18 yaşına geçtikten sonra kopma eğilimindeler. Ve betonarme yapılar gördüğünüz gibi. Özellikle büyük de şehirlerde çok sık göreceğiniz örnekleridir arkadaşlar bunlar. 30-35 kat, 40 kat. Evet, çok fazla. El sanatları yine eskiden bakırcılık, kalaycılık, semercilik, sepetçilik, çinicilik, yazmacılık gibi el sanatları varken bunlar da artık günümüzde yok olmaya maalesef ki yüz tutmuş olan sanatlarımızdır. Ha, üzücü bunların, keşke devamı gelse. Ama toplumda sürekli bir evrilmeye uğruyor. O yüzden bu da kaçınılmaz bir durum diyoruz arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.